İşte Mayıs'ın 21'iydi. O gün burada on binlerle burayı inşa ettik. Yani bir gecede bitti. Yani 5 dönüm arazinin içerisine daha önceden işte kelestesini, kumunu, çimentosunu ayarladığımız ve insanlar da bu konuda çok duyarlıydılar. 7 yaşından 70 yaşına kadar böyle bir emekle burası saat 8'de başladığımızda 11 falandı işte. Zabıta geldi, polis ekipleri falan geldi. Halkın gerçekten çok dirençli, umutlu bir duruşuyla karşılaştılar. Ve bir işte o kadar bir imece usulü vardı ki, o kadar bir dayanışma vardı ki işte insanlar kimisi 3 kişi gidip bir kapı yaptırıp getiriyordu. Birisi camını çerçevesini yaptırıyordu. Birisi işte tuğlasını götürüp alıyordu. Böyle inşa edildi. Sonra akabinde bu Sultan Gazi AK Parti Belediyesi tarafından yıkım kararı çıkartıldı. Ve dava açtılar, mahkeme açtılar. Yıkmaya geldiler. Tabii yıkamadılar. Sonra suyumuzu kesmeye kalktılar. 15 yıldır devam eden 32. duruşması görüldü. Bu duruşmalarda toplumsal olarak bu davalara katıldık. Bize işte imara aykırı, çevre kirliliği diyerek cezalar çıkarttılar. Kaldı ki Türkiye'de ya da metropollerde %60'ı kaçak olan yapıların, mescitlerin, camilerin ya da ticarethanelerin hiçbirine dava açılmazken söz konusu alevlerin aynı pafta, aynı parsel içerisinde hemen buradan 500 metre uzağımızda cami var, Kur'an kursu var, cemaate ait külliyeler var, halk ekmek fabrikası var. Yine büyük şehre ait tuz depoları ve ticarethaneler var. Emniyet Müdürlüğü yapıldı kaçak. Yani imara aykırıysa bunlar da imara aykırı. Neden benimle birlikte müftü, cami imamı, emniyet müdürü ya da bu belediye başkanı bunlara izin veren işte bedaşçılar, iskiciler neden yargılanmıyor? Hakime, savcıya bunları soruyoruz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belediyeleri kazanmasıyla birlikte işte Alevilerin inanç ve ibadet yerleri cem evleridir diye belediyelerde meclise oylattırmaya başladılar. Tabii bu geçmiş dönemden de yani bir önceki 3 yıl öncesinden başlayarak işte kimi yerlerde kabul edildi, kimi meclislerde reddedildi. Ama biz bu meclislerde bizim inancımızın oylanmasını asla kabul etmiyorduk. Çünkü bu bizim açımızdan bir hakaretti. Bu birileri adım da dese, birileri yani işte biz Alevilerin inanç ve ibadet yerini kabul ediyoruz deseler, iyi niyette gösterseler, biz biliyoruz ki bu anayasal bir sorundur. Bu anayasal sorun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülebilir. Dedik ki samimi davranırlar. Belki örnekleri de var. Yani Türkiye'nin birçok yerinde birçok belediye bu işte cem evlerini yapıp teslim edenler de oldu. Kültür merkezi olarak yapanlar da oldu. Geçmişte işte Diyarbakır'da belediye başkanı Osman Baydemir bir cem evi yaptırdı diye dava açıldı, yargılandı. Ama AK Parti Belediyesi yaptı, teslim etti. Yerinde MHP Belediyesi yaptı, teslim etti. Ama herkes bunların içerisinde devletin şöyle bir şey var. Asimilasyon, inkar politikalarıyla kendi alevlerini yaratmaya çalışıyorlardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yapmış olduğu belediyelerdeki cem evleri hep kültür evi olarak yapılıyordu. Ben buradan seslenmek istiyorum ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en iyi yaptığı şeylerden birisi cem evi çalıştırmak. Yani şimdi bir düşünün ki cami yapıyorsunuz, siz imama, müftüye ya da işte o inanca mensup insanlara teslim ediyorsunuz. Anahtarlarını veriyorsunuz, diyorsunuz ki işte burada halkın hizmetleri, inançları yaşıyor. Ama cem evleri yapılırken yani bunu kültür evi ya da sosyal tesis olarak yapmak aslında bu insanların ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim burada tam da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işte bu bölgeye geldiğinde burada bir görüşmemiz oldu. Tabii yönetim kurulundan arkadaşlarımız halkla birlikte bize söz verdiler. İşte Anakent Belediyesi'nden arkadaşları size yönlendiriyorum, bu sorun çözülecek
Ta bir önceki dönem. Ne zaman oldu tam? Seçimden önce. Bu seçimden önce. Seçimden önce hemen geldiler. Bir arkadaşlar bir heyet oluştu. Biz gittik Anakent'te görüştük. İlk mezlişte bunu geçireceğiz dediler. Şimdi bu mezlişte Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi'nin de tapulu olduğu bir yeri ama buradan ta Habiblere kadar olan ya da işte Sanko Sanayi Sitesi'nin orada çok çeşitli AK Parti'nin de belediyenin de bu işin içerisinde hani imara açtıracağı yerler ya da ranta çevirecekleri yerlerin de dahil olduğu bu alanın da dahil olduğu bir durumu toplu birlikte geçiriyorlar mezlişten. Ama mezlişten şöyle geçiyor. Hem bir önceki dönem yani işte Alevilerin inanç ve ibadet yeri cemevleri diyorsunuz. Mezliş çoğunlukla bu mezlişten geçiyor. İkinci bir mezliş toplantısında da buranın da içinde bulunduğu imara açılıp mevcut durumunu cemevi olarak korumasını ve 18 parsel uygulanmasının içinde de bulunduğu böyle bir şeyi geçirirken buranın cemevi olarak geçirmiyorlar. Burayı sosyal tesis kültür evi kurban adak yeri diye geçiriyorlar. Biz bu kararı duyduğumuzda buraya tabela asmaya geldiler bir hafta önce. Biz tekrar Anakent Belediyesi'nde o komitede olan arkadaşlarımızla telefonla görüştük. Bu bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir şey. Burada hem bizim tapulu yerimiz var hem siz mezlişte karar aldınız. İmara gelince uygulamalarda kültür evi, sosyal tesis, adak kurban yeri diye bu aslında kabul edilemez bir şey. Biz buradan bu kararın düzeltilmesini bunu basınla, kamuoyuyla paylaşıyoruz.